Herkese selamlar. Ben Bahadır Arcan. Bugün sizlere sosyal medyada zaman zaman görmüş olduğunuz renkli yüz kesme efektinin Photoshop programında nasıl yapıldığını adım adım göstermeye çalışacağım. Uygulamaya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki bana destek olmak istiyorsanız ve paylaşmış olduğum videoları faydalı buluyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı ihmal etmeyin. Küçük hatırlatmamı da yapmış olduktan sonra şimdi uygulamaya geçebiliriz arkadaşlar. Eğitim fotoğrafı olarak kendi fotoğrafımı tercih ettim. Öncelikle fotoğrafımı siyah beyaza çevireceğim arkadaşlar. Adjustment Layer'lardan Black and White ile fotoğrafımı kolaylıkla siyah beyaza çevirebilirim. Hemen üstüne de bir tane kör seyirisi atıyorum. Kör seyirisinde de daha önceki videolarda bahsetmiş olduğum gibi hafif bir S eğrisi yaparak biraz da olsa kontrastlık eklemek istiyorum fotoğrafa. Şu şekilde bakın. Sonra Shift tuşuna basarak 3 katmanımı da seçiyorum ve CTRL E ile tek katman haline getiriyorum. Şu kısmı daha rahat görebilmeniz için layer'ları biraz genişletiyorum. Fotoğrafıma yaklaştım. Şimdi yüzümü seçmem gerekiyor. Bunun için Pen Tool aracımı kullanacağım ve şurada Pet seçmesinin seçili olduğundan emin olmamız gerekiyor. Noktaları bırakıyorum. Mouse'u bırakmadan eğimi ayarladıktan sonra gideceğim yönü göstermek için Mac bilgisayarlarda Option tuşuna, Windows'larda Alt tuşuna basarak yönü gösteriyoruz arkadaşlar. Eğimi verdim. Şu şekilde yönümü de tekrar gösterdim. Devam ediyorum. Mouse'u bırakmıyorum, istediğim açıyı alana kadar. Çok detaylı bir seçim yapmıyorum. Saç telleri dışarıda kalabilir, sorun değil. Bakın, istediğim eğimi verdikten sonra yönümü tekrar gitmek istediğim yöne doğru çevirmem gerekiyor. Şu şekilde. Kulağın eğimini nasıl çabucak ve kolay bir şekilde tamamladığını görüyorsunuz. Bu efekti yaparken Pen Tool aracını sık sık kullanacağız. Yani sadece bu videoya bir efekt videosu olarak bakmayın. Pen Tool aracının da detaylı kullanımını öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Pratik yaparak da bunu geliştirme şansınız olacak. Seçim bittikten sonra CTRL 0 yaparak fotoğrafı tam ekran yapıyorum. Seçim içine sağ tıkladım, Make Selection dedim ve Enter'ladım. CTRL J ile de yüzü fotoğraftan ayırdım arkadaşlar. Şöyle ortalıyorum yüzü. Bir tane boş layer atıyorum. Fırça aracımı seçtim. Renk olarak da şöyle kırmızımsı bir renk seçiyorum. Fırçamı küçültüyorum. Kesim yapacağım çizgileri işaretleyeceğim. Kendime referans çizgileri yapacağım arkadaşlar. Biraz daha küçülttüm fırçayı. Tepe bölgesini bu şekilde keseceğim. Alın bölgesi için çiziyorum. Şekilde. Göz bölgemiz. Şu
Şu şekilde de son çizgimi çizdim. Bunlar kesim yapacağım çizgiler. Biraz opasitesini düşürüyorum. Bunu daha sonra kaldıracağız zaten bu layer'ı. Pen tool aracımı seçiyorum yine arkadaşlar. Pet kutucuğu işaretli. Şimdi şu tepe noktasını fotoğraftan ayıracağım. Noktayı koydum, mouse'u bırakmadım. Açıyı verdim, yönümü verdim, devam ediyorum. Şu şekilde yine yönümü aşağı doğru verdim. Sağ tıklıyorum, Make Selection, OK. CTRL-J ile tepe bölgesini ayırmış oldum. Buna 1 diyorum. Şimdi alın bölgesini ayıracağız arkadaşlar. Pen tool'la devam ediyoruz işaretlemeye. Bakın ucu her zaman gidiş yönüne doğru bırakıyorum. Hata yaptığımız zaman CTRL-Z ile hemen geri alma şansına sahibiz arkadaşlar. Hiç korkmayın o yüzden hata yapmaktan. Sağ tıklıyorum seçimin içine. Make Selection. Feather değeri 0 ve OK dedim. Alın bölgesini de ayırmış oldum. Ona da 2 diyorum. Şimdi göz bölgesini ayıracağız arkadaşlar. Üçüncü bölge olarak. İşaretlemeye hemen başlıyorum. Referans çizgilerin ne kadar faydalı olduğunu da görüyorsunuz bu arada. Bunu birebir aynı çizmek zorunda değilsiniz. Yaratıcılığınızı kullanın arkadaşlar. Ben şu anda bu şekilde çizmek istedim. Siz daha farklı çizimler gerçekleştirebilirsiniz. Hata yaptım. Hemen CTRL-Z ile geri aldım gördüğünüz gibi. Sağ tıklıyorum seçimin içine. Make Selection, Feather değeri 0, OK dedim. CTRL-J ile göz bölgesini 3. bölge olarak ayırdım arkadaşlar. Hemen layer'ına da 3 diye kaydettim. Şimdi 4. bölgeye geldik. Pen tool aynı zamanda kullanımı çok keyifli bir araçtır arkadaşlar. Şu şekilde seçimimi tamamlıyorum. Sağ tıkladım seçimin içine. Make Selection diyorum. OK diyorum. CTRL-J ile 4. kısmı da ayırmış oldum. Hemen şöyle ona da 4 dedim. Şimdi son kısma geldik. 5. kısım çene kısmı. Sağ tıkladım yine. Make Selection. OK. CTRL-J ile 5. kısım olan çeneyi de ayırmış olduk. En alttaki layer 1'i kapattım. Şimdi bakın. Bu şekilde bütün parçalar
elimizde kesilmiş olarak bulunmakta. Bir layer'ına geldim. Sağ tıkladım. Group from layers diyorum. İsim kısmına 1 yazdım. OK'ye bastım. 2'ye geldim. Sağ tıkladım. Group from layers diyorum. Buna da 2 diyorum. Diğerlerine de aynı işlemleri yapacağım. Referans çizgi layer'ımı kaldırdım. Bu şekilde 5 tane grup dosyası elde etmiş oldum. Şu şekilde hangisine tıklarsanız onu hareket ettirebiliyorsunuz arkadaşlar. Rahat çalışabilmek için araları fazla tuttum. Şimdi çene kısmıyla başlayacağız. Çene layer'ın üstüne bir tane boş layer attım. Onu da hemen çene layer'ının altına taşıdım. Renk seçeceğiz şimdi. Evet, ilk olarak kullanacağım rengin şu olmasını istiyorum. Pen tool aracımı seçiyorum. Bu sefer pad değil, shape seçili olmalı arkadaşlar. Buraya çok dikkat edin. Şuraya bir nokta koydum. Şuraya da bir nokta koydum. Mouse'u bırakmıyorum. İstediğim açıyı alana kadar. Evet. Şuraya da bir nokta koyuyorum. Mouse'u bırakmıyorum arkadaşlar. Ta ki istediğim açı oluşana kadar. Şuradan birleştirdiğimde görmüş olduğunuz gibi enter'lıyorum. Ve istediğim bölge, istediğim rengi boyanmış durumda. Şimdi bir tane daha boş layer atıyorum. Fırçamı seçtim. Siyah rengim seçili. Opacity ve flow değerlerim %100. Şöyle bir şey yaptım ve hata yaptım. Ve bunu bilerek yaptım tabii ki. Çünkü size göstermek istediğim bir şey var. İki katmanın ya da iki layer'ın arasına gelmiş olduğunuz zaman Mac'te Option, Windows'ta da Alt tuşuna bastığınız zaman Clipping Mask simgesi gözükür arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman yaptığınız etki sadece altındaki katman olur. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Benim yapmak istediğim etki buydu. Ama az önce clipping mask yapmadığım için tüm fotoğrafı etki etti yaptığım işlem. Bu şekilde hafif bir gölgeleme işlemi yapıyorum. Shift tuşuyla şu 3 layer'ı seçtim. Ctrl E ile birleştirdim. Dosya 5 ile işimiz şu an tamamlandı. Gördüğünüz gibi tek parça. Şimdi dördüncü layer'la çalışacağız. Yine üstüne bir tane boş layer attım. Onu hemen bir alta taşıyorum. Renk seçmem gerekecek. Şöyle güzel bir renk seçiyorum. Pen tool'u seçtim. Shape kutucuğunun seçili olmuş olduğundan emin olmalıyız. Şu şekilde istediğim açıyı alana kadar mouse'u bırakmıyorum. Evet, bu şekilde güzel. Şuraya da bir nokta koydum. Son noktayı da şuraya. Evet, bu açı güzel oldu. Son iki noktayı birleştirdiğim zaman Enter'a basıyorum arkadaşlar. Şimdi üzerine ne yapacağız? Gölgesini yapacağız. Boş bir layer atıyorum ve iki layer'ın arasına gelip Mac'te Option, Windows'ta Alt tuşuna basarak Clipping Mask yapıyorum arkadaşlar. Fırçamı seçtim. Siyah rengim seçili. Bakın yeşil alanın çok içine girmiyorum. Çünkü %100 ile çalışıyorum arkadaşlar. Uzaktan hafif bir etki, gölgeleme etkisi yapmak istiyorum sadece. Evet,
Evet, şu şekilde yeterli gibi. Yine Shift ile 3 layer'ımı seçtim. Ctrl ile E ile birleştirdim. 4. klasörle de işim tamam. Şimdi 3 numaralı klasördeyiz. Hemen üstüne bir tane boş layer atıp onu bir alta indirdim. Renk seçeceğim. Evet, şu renk güzel, hoşuma gitti. Pen tool aracımı seçiyorum. Shape kutucuğum yine seçili. Noktayı koydum. İstediğim açı oluşana kadar mouse'u bırakmıyorum arkadaşlar. Şuraya da bir nokta koydum. Bir nokta da şuraya. Evet, bu şekilde gerçekçi açılar oluşturmamız gerekiyor. Ve Pen Tool bu işlem için ideal bir seçim aracı. Enter'ladım. Üstüne boş layer attım. İki layer'ın arasına geldim. Option'a bastım. Mouse'la tıkladım. Clipping Mask yaptım. Şimdi etkim sadece pembe boyalı alanı oluyor gördüğünüz gibi. Üstte alın bölgesine de dokunuyormuşum gibi şu an ama oraya etki yapmıyor. Çünkü sadece altındaki katmanı, layer'ı etkiliyor. Evet, bu şekilde bir gölgelendirme yeterli. Shift ile 3 layer'ı seçtim. Ctrl ile E ile birleştirdim. 3. grup dosyasıyla da işim kalmadı. Şimdi 2 numaraya geldik. Üstüne boş layer'ı attım. Hemen bir aşağı çektim. Renk seçeceğiz. Ona da nasıl bir renk olsun? Evet, şöyle bir renk güzel. Pen tool aracımı seçiyorum arkadaşlar. Daha öncekilerde yapmış olduğumuz gibi. Şuraya da bir nokta. İstediğim açı oluşmuş olduğu anda mouse'u bırakacağım. Evet, enter diyorum. Şimdi gölgelemesini yapacağız. Boş layer attım. İki layer arasında Mac'te Option, Windows'ta Alt tuşuna basarak ve tabii ki fareye tıklayarak Clipping Mask işlemini gerçekleştiriyoruz. Fırça aracımı seçtim. Opacity ve Flow değerlerim %100. Siyah rengim seçildi. Hafifçe gölgelendirme yapacağım arkadaşlar. Tek yapmak istediğim bu. Yine Shift ile 3 layer'ı seçtim. Ctrl ile E ile birleştirdim. İkinci grup dosyasıyla da işim bitti. Birincide zaten tepe bölgesi olduğu için orada yapacağımız bir işlem yok. Gördüğünüz gibi tüm parçaları ayrı ayrı hareket ettirebiliyorum. Şu şekilde bir dizilim yapacağım. Bu dizilim tamamen size kalmış arkadaşlar. Yani yaratıcılığınızı konuşturun. Ben şu an içimden bu şekilde geldiği için bu şekilde devam ediyorum. Şöyle tepe kısmını da. Klasörleri kapadım. Shift'e basılı tutup hepsini seçtim. Hepsini aynı anda hareket ettiriyorum. Şöyle ortaladım. Ctrl+T yaptım. Şu şekilde bir açı vermek istiyorum arkadaşlar. Tepe bölgesinde. Evet, böyle sanki daha hoş oldu gibi. Enter'a bastım. Şimdi arka planda çalışacağız. Adjustment Layer'lardan Solid Color seçiyorum. Şöyle beyaza yakın bir renk seçtim arkadaşlar.
Hemen üstüne de gradient atacağım. Buradan radyalı seçiyoruz. Reverse'e tıklıyoruz ve scale yazan kısmı 200-210 aralığına getirdiğimiz zaman güzel bir tonlama elde etmiş olacağız. Şöyle 210'da bıraktım. Şu an ne eksik? Çene kısmının altında bir gölge eksik arkadaşlar. Onu nasıl yapacağız? Hemen ona geçelim. Boş bir layer atıyorum. Fırça aracımı seçtim. Siyah rengim seçili. Şuraya yumuşak fırçayla bir kez dokundum. Ctrl T diyorum. Shift'e basarak bunu daraltıyorum ve genişletiyorum. Şu şekilde bakın taşıyorum şimdi çene altına. Opasitesini de biraz düşürüyorum. Daha gerçekçi gözükmesi için. Yapacağımız tüm işlemler bu kadar arkadaşlar. Kendi yaratıcılığınızı kullanarak daha farklı kesimler, daha farklı renkler kullanabilir, daha güzel çalışmalar elde edebilirsiniz. Bundan sonrası size kalmış. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu efektle ilgili bol bol pratik yaparsanız gerçekten çok çarpıcı sonuçlar, çok başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Videonun başında da söylemiş olduğum gibi eğer ki videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Tabii ki faydalı bulduğunuz videolara beğeni yapmayı da unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.